Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Raşiye Kılıç. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 7. sınıf Türkçe kitabımızın 5. temasında yer alan A harfi adlı metni işleyeceğiz çocuklar. Evet, ilerleyelim bakalım. İlk olarak her zaman yaptığımız gibi hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Burada iki tane sorumuz var. Evet, bu iki soruyu defterlerimize güzelce hazırlayıp sınıfımıza geliyoruz çocuklar. Sorularımızı okuyalım. Engelli insanların engelsiz başarıları vardır sözü ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. Aşağıdaki görsellerle ilgili düşüncelerinizi anlatınız. Evet çocuklar, bu iki soruya güzelce hazırlanalım lütfen. A harfi. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. İlk olarak yan tarafta arkadaşlar sol ayağım kitabı ile ilgili bir kısa bir bilgi var. Bunu okuyalım. Yazar Dublinli bir duvar ustasının oğludur. 22 kardeşli kalabalık bir aileye sahiptir. Beyin felçli doğan Christa Brown annesinin yardımıyla okuma yazmayı öğrenir. Sol ayağım adlı kitapta Christie'nin yaşadıkları, olaylar karşısında hissettikleri, ailesi ve çevresindeki insanların Christie'ye bakış açısı, Christie'nin sadece sol ayağını kullanarak hayatına devam etmeye çalışması kendi ağzından anlatılmaktadır. Okuyacağınız bölüm Christa Brown'un Sol Ayağım adlı kitabından alınmıştır. Evet, başlayalım. A harfi. 5 Haziran 1932'de Rotunda Hastanesi'nde doğmuşum. Benden önce 9, benden sonra ise 12 çocuk vardı. Yani ben ortanca gruptan biriydim. Toplam 22 çocuğun 17'si yaşadı, 4'ü bebekken öldü. 13 çocuk halen ailenin devamını sağlıyor. Doğumdan sonra annemi iyileşsin diye birkaç haftalığına eve göndermişler. Bu arada beni hastanede tutmuşlar. Annem yeterince iyileşip beni kiliseye götürünceye kadar orada vaftiz edilmeden isimsiz olarak kalmışım. Benimle ilgili bir sorun olduğunu ilk gören annemmiş. O zamanlar yaklaşık 4 aylıkmışım. Ne zaman beni beslemeye çalışsa başımın arkaya düştüğünü fark etmiş. Boynumu sabit tutmak için eliyle enseme destek yaparak bunu düzeltmeye çalışıyormuş. Ancak elini çekince başım yine düşüyormuş. Bu ilk uyarı işaretiymiş. Sonra ben büyüdükçe annem başka kusurlarımı görmeye başlamış. Ellerimin neredeyse sürekli sıkılı ve arkaya doğru bükülmüş olduğunu görmüş. Ağzım biberonun memesini kavrayamıyormuş. Çünkü o küçük yaşta bile çenem sımsıkı birbirine kilitlendiğinden annemin ağzımı açmama sağlaması mümkün olmuyormuş. Ya da çenem birden çözülüp gevşiyor ve bütün ağzım bir tarafa çekiliyormuş. 6 aylıkken etrafıma yığılan yastıklardan bir daha olmadan oturamıyormuşum. 12 aylık olduğumda da durum değişmemiş. Bu yüzden çok endişelenen annem endişelerini babama anlatmış ve bunu daha fazla ertelemeden bir an önce tıbbi tavsiye almaya karar vermişler. Beni hastanelere ve kliniklere götürmeye başladıklarında 1 yaşımı biraz geçmişim. Ben de kesinlikle anlayamadıkları ve adını koyamadıkları ancak son derece gerçek ve rahatsız edici bir sorun olduğuna ikna olmuşlar. Beni gören ve muayene eden doktorların hemen hepsi çok ilginç ancak aynı zamanda ümitsiz bir vaka olarak değerlendirilmiş. Birçoğu anneme yumuşak bir tavırla benim zihinsel engelli olduğumu ve böyle kalacağımı söylemiş. Annem bu gerçeğe o zamanlar kaçınılmaz görünen, benim kurtarılamayacağım, iyileştirilemeyeceğim, bana dair hiçbir umudun olmadığı gerçeğini kabul etmeyi reddetmiş. Ancak onun tutunabileceği, vücudum sakat olsa da zihinsel engelli olmadığıma dair inancını destekleyecek tek bir kanıt parçası yokmuş. Doktorların benden umudu kesmesini, başka bir deyişle benim bir insan olduğumu unutmasını, hatta yalnızca karnı doyurulacak, yıkanacak ve sonra bir kenara bırakılacak bir şey olduğumu söylemenin dışında hiçbir şekilde yardım edemeyeceklerini gören annem, o anda meseleyi bizzat ele almaya karar vermiş. Bu, gelecekteki hayatımla ilgili çok önemli bir karardı. Annemin karşı karşıya kalacağım bütün mücadelelerde her zaman yanımda olacağı, yenilmek üzere olduğum zamanlarda ise yeni bir güçle bana destek vereceği anlamına geliyordu.
Ama bu onun için kolay değildi çünkü akrabalar ve arkadaşların kararı aksi yöndeydi. Onlar bana kibar ve anlayışlı davranılması ancak ciddiye alınmamam gerektiğini düşünüyorlardı. Bu bir hata olurdu. Kendi iyiliğin için diyorlardı. Bu alana diğerlerine bakacağın gibi bakma, yoksa sonunda kendi kalbin kırılır. Annemle babamın onların pek çoğuna karşı gelmesi benim için çok büyük bir şanstı. 4 yıl geçip gitmişti. Artık 5 yaşında olmama karşın hala yeni doğmuş bir bebek gibi yardıma muhtaçtım. Babam ekmek paramızı kazanmak için duvarlar örmeye gittiğinde annem zihnimdeki kalın perdenin arkasına yavaş yavaş sabırla ulaşmaya çalışarak benimle diğer çocuklar arasında oluşmuş görünen duvarı tuğla tuğla söküyordu. Bunların karşılığı olarak benden yalnızca belli belirsiz bir gülümseme ya da garip bir ses aldığı için aslında zor, heves kırıcı bir işti bu. Konuşamıyor ve hatta mırıldanamıyordum. Tek bir adım atabilmek şöyle dursun, destek olmadan kendi başıma oturamıyordum bile. Uyuşuk ya da hareketsiz değildim. Uyku dışında beni hiç terk etmeyen vahşi, sert, yılan gibi kıvrak bir hareket biçimim vardı. Parmaklarım sürekli bükülmüş ve kıvrılmış haldeydi. Kollarım arkaya sarkıyordu. Sık sık kasılıyordum. Başım da yanlara ya da arkaya doğru kayıyordu. Artık 5 yaşındaydım ama hala herhangi bir zeka belirtisi göstermiyordum. Ayak parmaklarım, özellikle sol ayak parmaklarım hariç hiçbir şeyle belirgin biçimde ilgilenemiyordum. Sonra birden oldu. Bir anda her şey değişti. Gelecek hayatım belli bir şekil aldı. Annemin bana olan inancı karşılık buldu. Gizli korkusu açık bir başarıya dönüştü. Onca yıllık bekleyişin ve belirsizliğin ardından öyle hızlı ve basit olmuştu ki yaşadığım her sahneyi sanki geçen hafta yaşanmış gibi görebiliyor ve hissedebiliyorum. Soğuk, gri bir Aralık gününün öğleden sonrasıydı. Dışarıda sokaklar karla parlıyordu. Pırıl pırıl kar taneleri pencere camına yapışıp eriyor ya da ağaç dallarına erimiş gümüş gibi asılı duruyordu. Rüzgar uğulduyor ve her yerde küçük kar yığınları oluşturuyordu. Kasvetli ve karanlık gökyüzü koyu renk bir tenteye engin, gri bir sonsuzluk gibi gerilmişti. Bütün aile içeride kocaman gölgelerin duvarda ve tavanda dans etmesini sağlayan, küçücük odayı ısıtıp aydınlatan mutfak ateşinin etrafında toplanmıştı. Bir köşede Mona ve Pedi önlerinde birkaç yırtık okul kitabıyla birbirine sokulmuş oturuyorlardı. Eski, yontulmuş tahtanın üzerinde parlak sarı tebeşirle küçük toplama işlemleri yapıyorlardı. Ben de onlara yakındım, duvara yaslanmış birkaç yastıktan destek alarak oturmuş onları izliyordum. Dikkatimi bu kadar çeken şey tebeşirdi. Uzun, ince, sapsarı bir çubuktu. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Tahtanın siyah yüzeyinde öyle belirgindi ki altın bir çubuk gibi etkilemişti beni. Birden kız kardeşimin yaptığı şeyi yapmayı çok istedim. Sonra ne yaptığımı tam olarak düşünmeden ve bilmeden kardeşimin eline uzanıp tebeşiri ondan aldım sol ayağımla. Bunu yapmak için neden sol ayağımı kullandığımı bilmiyordum. Bu birçok kişi için olduğu gibi benim için de muamma, çünkü küçükken ayak parmaklarıma ilgi göstersem de daha önce ayaklarımı böyle kullanmayı denememiştim hiç. Onlar da ellerim gibi işlevsiz olabilirlerdi. Ancak o gün sol ayağım görünüşe göre kendi iradesiyle kardeşimin eline uzanıp kaba bir biçimde tebeşiri ondan aldı. Tebeşiri ayak parmaklarımın arasında sıkıca tuttum ve dürtüyle hareket edip tahtanın üzerine gelişigüzel karalamalar yaptım. Sonra durdum. Neye uğradığımı şaşırmış bir halde ayak parmaklarımın arasındaki sarı tebeşir parçasına baktım. Onun buraya nasıl geldiğini, bundan sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Ardından başımı kaldırdım ve herkesin konuşmayı bıraktığını, sessizce bana baktığını gördüm. Kimse kımıldamıyordu. Küçük, tombul yüzü siyah bukleleriyle çevrelenen Mona, kocaman gözleri ve açık ağzıyla bana bakıyordu. Ateşin karşısında alevlerin yüzünü aydınlattığı babam oturuyordu. Öne eğilmişti. Ellerini dizlerine koymuştu. Omuzları gergindi. Alnımdan ter aktığını hissettim. Annem elinde dumanı tüten tencere ile kilerden çıkıp geldi.
Odadaki gerilimi hissederek masa ile ateşin arasında durdu. Odadakilerin bakışlarını takip etti ve köşedeki beni gördü. Gözleri yüzümden, parmaklarımın arasındaki tebeşiri tuttuğum ayağıma kaydı. Tencereyi bıraktı. Sonra daha önce birçok kez yaptığı gibi yanıma gelip çömeldi. "Sana onunla ne yapılacağını göstereceğim, Chris," dedi yavaş ve garip bir tavırla. Yüzü duyduğu heyecanla kızarmıştı. Mona'dan başka bir tebeşir aldı, bir an tereddüt etti, sonra büyük bir istekle önümde yere A harfini yazdı. "Aynısını yaz," dedi gözlerini ayırmadan yüzüme bakarak. "Aynısını yaz, Chris." "Yapamadım." Etrafıma bakındım, bana çevrilen gergin, heyecanlı yüzleri gördüm. Hepsi o anda donmuştu, hareketsizdi ve hevesle bir mucize gerçekleşmesini bekliyorlardı. Tekrar denedim. Ayağımı uzattım. Tebeşir ile sertçe yaptığım hamle eğri bir çizgi çizmekten başka bir şeye yaramadı. Annem tahtayı benim için sabit tutuyordu. "Tekrar dene, Chris," diye fısıldadı. "Tekrar." Denedim. Vücudumu kastım ve sol ayağımı üçüncü kez uzattım. Harfin bir tarafını çizdim. Diğer tarafın yarısını da çizdim. Sonra tebeşir kırıldı ve şaşkınlık içinde kala kaldım. Tebeşiri atmak ve vazgeçmek istedim. O anda annemin elini omzumda hissettim. Bir kez daha denedim. Ayağım öne gitti. Titredim, terledim ve bütün kaslarımı gerdim. Ellerimi o kadar sıkmıştım ki tırnaklarım etime geçmişti. Dişlerimi o kadar sıkmıştım ki az kalsın alt dudağımı deliyordum. Odadaki her şey, etrafımdaki yüzler bembeyaz olana kadar yüzdü. Yine de A harfini yazdım. Önümde yerde duruyordu. Titrekti, acemiceydi, kenarı eğri büğrüydü ve hiç düzgün olmayan bir orta çizgisi vardı. Yine de A harfiydi. Başımı kaldırdım. Bir an annemin yüzünü gördüm. Yanaklarında yaşlar vardı. Sonra babam eğildi ve beni omzuna aldı. Başarmıştım. Zihnime kendini ifade etme şansını verecek olan şey başlamıştı. Evet, dudaklarımla konuşamıyordum ama şimdi sözlerden daha kalıcı şeylerle konuşacaktım. Yazılı sözcüklerle. Ayak parmaklarımın arasında tuttuğum bir parça kırık tebeşirle yere çizdiğim o bir harf, benim için yeni bir dünyaya giden yol, zihinsel özgürlüğümün anahtarıydı. Çarpık bir ağızla bir şeyler ifade etmek için can atan gergin ben için rahatlama kaynağıydı. Kısaltılmıştır. Harika bir metin. Keyifle okuyacağınızı umuyorum çocuklar. Christy Brown, 1932-1981. Doğuştan beyin felçli olarak dünyaya gelmiştir. Muhteşem bir hayal gücüne sahip olan Brown, duyarlı zekası sayesinde harikulade eserler yazmıştır. Eserlerinden bazıları Parlak Meslek, Yaz Üzerinde Gölge, Vahşi Zambaklar. Evet, çeviren de Filiz Kahraman. Evet, birinci etkinlikle başlayalım çocuklar. Aşağıda anlamları verilmiş olan kelimeleri metinden hareketle bularak bulmacaya yerleştiriniz. Evet. İlk olarak yukarıdan aşağıya olan kısımla başlayalım çocuklar. Birincisi, bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış, tavır olacak. Evet, yukarıdan aşağıya bir numara burada çocuklar. İki numarayı okuyalım. Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem, vaftiz. Evet, ikiyi de bulalım. Evet, iki de burada çocuklar. Devam edelim. Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikayet etmek, yakınmak. Evet, üç numara burada yakınmak sözcüğü. Evet, 7, işlevi olmayan, işlevsiz. 7 numaraya bakalım. Burada, 7 numarada. 9, ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vasi, engin. Evet, 9 numaralı kelimemizi de bulalım. Evet. Evet, 9 numarada burada sevgili öğrencilerim. Evet, 10, genellikle güneşten korunmak için
Bir yerin üzerine gerilen bez, naylon ve benzerinden yapılmış örtü tente olacak. Evet, 10 numara da burada sevgili çocuklar. Şimdi soldan sağa devam edelim. 4. Anlaşılmayan, bilinmeyen şey, muamma burada. Evet. 5. Canlı, hareketli, atik, kıvrak. Evet, 5 numara da burada. 6. Zihinle ilgili, zihni, zihinsel. Evet, zihinsel olan cevabımız da burada sevgili çocuklar. 8. Sıkıntılı, kasvetli. Evet, o da burada gördüğünüz gibi. 11. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer, kilise. Evet, 11. Burada. Ve son sorumuz, ileri atılma, atılım, saldırış, savlet, hamle. Evet, 12 numaralı sözcüğümüz de burada sevgili çocuklarım. Birinci etkinliğimizi tamamlamış olduk. Evet, devam edelim. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Evet. Birinci soru, metnin kahramanını kısaca tanıtınız. Kalabalık bir ailenin ortanca oğludur. Bebekken annesi tarafından bir gariplik olduğu fark edilen ve doktorlar tarafından zihinsel engelli olarak tanımlanan, aslında beyin felçli olan bir çocuktur kahramanımız. Evet, Christie'dir kahramanımız bu arada. Christie'yi diğer çocuklardan farklı kılan özellikler nelerdir? Hareket edememesi, kendi başına işlerini görememesi, konuşamaması, vücudunun ve parmaklarının eğri olması, vücudunu dik tutamaması. Evet, 3. Doktorların Christie ile ilgili görüşleri nelerdir? Zihinsel engelli olduğunu düşünmeleri ve umutsuz vaka olarak görmeleri. 4. Christie'nin annesinin hangi kararı onun hayatını olumlu yönde etkilemiştir? Onun zihinsel engelli olmadığını düşünmesi ve asla vazgeçmemesi diyoruz sevgili çocuklar. Şimdi soru, kendinizi Christie'nin yerine koyarak hissettiklerinizi anlatınız. Evet, ben burada kısa bir cevap verdim ama sizler dediğim gibi kendinizi Christie'nin yerine koyarak kendi düşüncelerinizi bu soruya yazın lütfen. Çok zor bir durum, dışlanmış, hiçbir işe yaramayan, başkalarının yardımı olmadan yemek bile yiyemeyen biri olmak hepimizi üzecektir elbette çocuklar, değil mi? 6. soru, Christie'nin ailesinden biri olsaydınız ona nasıl destek olurdunuz? Evet çocuklar, ona yardım etmeye çalışır, konuşur ve onun psikolojisini olumlu tutmak için mücadele ederdin. Evet, 7. ve son sorumuz. Metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir? Engelli olmak, başarmak için engel değildir. Evet. B kısmına geçelim. Okuduğunuz metinle ilgili 3 soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Ben burada 3 soru hazırladım. Sizler de farklı sorular hazırlayabilirsiniz sevgili çocuklar. Annesi neden doktorların dediğine inanmadı? Şayet annesi ilgilenmeseydi Christie'nin hayatı nasıl olurdu? Ve son soru, Chris'in ayakları da hareket etmeseydi nasıl iletişim kurardı? Evet. İlerleyelim. Üçüncü etkinlik, engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız. Evet, bununla ilgili, bu soruyla ilgili bir araştırma yapıp defterlerinize yazmanızı istiyorum sevgili çocuklar ve sınıfta daha sonra arkadaşlarımızla bu bilgileri paylaşacağız. Evet. Ben kısa bir not aldım. Sizler de bunlardan hareketle düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sorunlar, dışlanmışlık sorunları, iş bulma sorunları, kaldırımda araçların park etmeleri, onların geçememesi, yeteri kadar kursların olmaması, toplum hayatına adapte sorunları olarak ben notlar aldım. Sizler de lütfen güzel bir araştırma yapıp öyle gelin. Evet. Devam edelim. Aşağıda verilen Braille alfabesini inceleyiniz. Evet çocuklar, sizler de lütfen bu Braille alfabesini inceleyip sınıfımıza öyle gelin. Evet, görebiliyoruz. Evet, güzelce inceleyelim. B kısmına geçelim. Braille alfabesiyle oluşturulan aşağıdaki metinde noktaların üzerine kalın bir kalem, tükenmez veya kurşun ucu ile bastırınız. Daha sonra 155. sayfada oluşan kabartmaları gözlerinizi kapatarak parmak uçlarınızla okumaya çalışınız. Evet gençler, burada ya limitsizsiniz ya da limitsizsiniz yazıyor. Lütfen yönergeleri uygulayarak cevabı sizler de bulun. Evet.
Devam edelim. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki görseli inceleyerek belirlediğiniz bir hedefte hangi basamakta olduğunuzu nedenleriyle birlikte yazınız. Bugün hangi basamaktasınız? Evet, burada başaramayacağım basamağı, başaramam, nasıl başarabilirim, başarmak istiyorum, deneyeceğim, başarabilirim, başaracağım, başardım gibi basamaklar var. Evet, ben size örnek olması için bir cevap yazdım. Başarabilirim basamağındayım. Çünkü insan ilk önce başaracağına kendisi inanmalıdır ve bu konuda çalışmayı bırakmamalıdır diyorum. Evet, devam edelim. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyiniz. Fiillerin tiplerini yanlarına yazınız. Ben fiillerin altını da çizdim sevgili çocuklar sizler için. Fatih'in askerleri gemilerle Haliç'ten şehre gider. Geniş zaman kipi arkadaşlar. Çantasında kitaplarını arıyor, bulamayınca eve gidiyor. Şimdiki zaman kipinde. Önümüzdeki ay istediğiniz yere tatile gideriz. Geniş zaman. Hemen buraya geliyorsun. Şimdiki zaman. Onu arayan ordudaki ablası olacak. Gelecek zaman. Evet. Cümlelerdeki kipler bu şekilde. Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen kipekleri ile cümlelerin bildirdiği zaman aynı mıdır? Neden? Hayır, aynı değildir. Çünkü gelen ekler zamanları değiştirmiştir. Sevgili öğrenciler, burada anlam kayması vardır. Evet, biçim olarak kipler bu şekilde ama esas kastettikleri anlamlar çok daha farklı. Dolayısıyla anlam kayması olmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet, ilerleyelim. Yedinci etkinlik. Aşağıda A harfi metninin türüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Uygun olanları işaretleyerek metnin türünü belirleyiniz. Yaşanılanlar nesnel bir dille anlatılmıştır. Hayır, nesnel bir dil kullanılmamıştır. Öznel bir dil kullanılmıştır. Metinde yazarın iç dünyasına yönelik konulara değinilmiştir. Evet, kesinlikle değinilmiştir. Yazar kendisiyle birlikte ailesinden ve yakın çevresinden de söz etmiştir. Evet, yazar kendisinden, ailesinden söz etmiştir. Olaylar kronolojik sıraya uygun biçimde üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır. Hayır, olaylar birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır. Bu bir otobiyografidir sevgili öğrenciler. Metnin kahramanı doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatmıştır. Evet, metnin kahramanı doğumundan itibaren yaşadıklarını kaleme almıştır. Metnin türü de otobiyografidir. Devam edelim. Sekizinci etkinlik. Cumhurbaşkanlığı engelliler için kamu spotunu engel değildir açıldığında izleyiniz. Evet, izlediğiniz videonun verdiği iletileri değerlendirerek yazınız. Evet, sevgili çocuklar, lütfen bu kamu spotunu izleyin ve daha sonra da düşüncelerinizi verdiği iletileri yorumlayarak yazın. İnsanların tüm hisleri aynıdır. Aynı amaç uğruna yaşarlar ve mutlu olmak isterler. Yapamadıklarımızla değil, yaptıklarımızla anılmak isteriz. Hiçbir engel değildir açıldığında. Evet, vermek istediği mesaj buydu videonun. Devam edelim. İzlediğiniz videodaki örtülü anlamları belirleyerek yazınız. Yüreğimizdeki ve zihnimizdeki engeli kaldırmak, engel değildir açıldığında. Evet, bunu da yazmış olduk. Dördüncü etkinlikteki Braille alfabesi ile verilen metin çevirisi şudur arkadaşlar. Ya limitsizsiniz ya da limitsizsiniz. Evet, bu etkinliği de tamamlamış olduk. İlerleyelim. Dokuzuncu etkinlik. Kendinizi tanıtan bir yazı yazınız. Çocuklar, burayı siz tamamlıyorsunuz. Kendinizi tanıtan bir yazı yazacaksınız. Yani otobiyografi türü otobiyografi olacak. Lütfen güzel bir şekilde yazıp tamamlayıp öyle gelelim. Evet. Gelecek derse hazırlık ödevimizi de verelim. Bilgi ve bilginin gücüyle ilgili sözler bulalım ve defterimize yazıp öyle gelelim. Evet, metnimizi tamamladık. Diğer metinde görüşmek dileğiyle. Başarılar diliyorum sevgili çocuklarım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.